birçok tabii güzellik haberleri verdik. Memlekette güzellikler oluyor dedik. Bireysel şeyleri verdik ama bir de bunu akıma dönüştürmeye çalışanlar var ve bundan dolayı sosyal deneyler de yapıyorlar. Örnek davranışlar da sergiliyorlar. Bir onları izleyelim, üzerine değerlendireceğiz. Sen satıp gitmek ister misin? Hoşuna gider mi? Tamam, hepsini alalım abi. Şimdi simitleri alarak ve üzerine de ücreti ödenmiştir yazısı yazarak seyyar satıcıları bir gün izin yaptırıyoruz. Yani evlerine erken gönderiyoruz. Biz bu projeyi yaklaşık bir yıldır yapıyoruz. İstanbul'da iş adamı İbrahim Yılmaz ve YouTuber Emirhan Özhan simit, çiçek, yara bandı ve şemsiye satan seyyar satıcıların tezgahlarını satın aldı. Seyyar satıcılar ilk başta ne olduğunu anlamadı. Hoş geldin kardeş. Nasıl gidiyor abi? Valla canı sağ olsun. Nasıl geçsin? Ben de bekliyoruz. Satabildin mi bugün? Allah kerimdir. Lazım mı? Alacağım mı? Alacağım ama bir tane almayacağım abi. Kaç tane Hepsini alacağım. Ben almak istiyorum bunu derse sen bunu bedavaya ver birisine abi. Olur mu? Olur. Bu nedir? Denmişti. Tamam. Ben sana fazladan vereceğim abi para. Tam 100 lira yapıyor. Allah razı olsun. Anladın mı? O zaman al abi. Bu da senin olsun. Gerek yok. Al abi. Allah senden de razı olsun. Ben de. İstersen abi ücretsiz olarak bunları ver. İstersen eve git dinlen. Hediye ya. İyilik akımı başlatan ikili, seyyar satıcıların elinde kalan ürünleri satın alarak onları çok mutlu etti. Bu tamamen 30 tane var içinde abi. Tamamen 15 lira. Fakat 50 kuruş. Siz de mi alacaksınız abla? Verelim isterseniz. Yok, ben fiyatını sorayım. Tamam, hediye ediyorum ben. Vallahi kullanırsınız abla lütfen. Yok, ben size aldım. Hediye ettim, olur mu? Niye ayıp olsun? Tamamen 90 lira. 90 lira. Evet. Allah, ben sana 100 lira verdim. Evet. Hepsini aldım. Teşekkür ederim. Bugün eve erken git abi sen. Evet. Bir şey sorabilir miyim? Tabii abi. Cesaretimi bağışlayın. Estağfurullah. Siz kimsiniz abi? Siz çok büyük bir insansınız abi. Allah razı olsun abi. Sağ olun. Abi isminiz? İbrahim benim. İsmim benim. Benim ismim Mustafa abi. Mustafa abi. Abi teşekkürler. Ne demek abi? Allah razı olsun. Allah abi. Senden razı olsun abi. Ürünleri bir anda satılan seyyar satıcılar çok mutlu oldu. Parası fazlasıyla verilen ürünleri halka bedava dağıttı. Bunların hepsini satsan kaç para kazanacaksın abla? 1 lira kuruşla geliyor bana. 3 lira kuruşla. Ben sana 100 lira vereyim abla. Sen bugün tatil yap. Eve git dinle. Tamam mı? Yok yok abla, sorun değil. Benim param var, yeter. Helal olsun abla. Sen bugün dinlen, soğuk zaten hava. Bedava dağıtılan mallar İstanbulluyu korkuttu. Ama bunun bir iyilik projesi olduğunu öğrendiklerinde hasret kaldığımız gülümseme yüzlerinde belirdi. Kalbinize göre olsun her şey. Yani ihtiyacı olan insanların şeyini paylaşıyorsanız bundan daha güzel ne duygu olabilir? Ne diyorsun Cengiz? Bravo, vallahi. Şimdi bu sosyal medyayı, YouTube'ları, Instagram'ları çoğu zaman yerden yere vuruyoruz. O YouTube'daki challenge'lar, bilmem neler, sosyal medya fenomenlerinin saçmalıkları ve orada başlayan akımlar. Şimdi bunların hepsi ne yazık ki ucuz ve değersiz, çoğu değersiz şeyler. Evet. Şimdi bak, YouTube'u ne kadar kıymetli ve önemli bir şey için kullanmış. İki iş insanı İbrahim Yılmaz ve Emirhan Özhan, YouTuber Emirhan Özhan. Bak, bravo Emirhan'a, böyle bir şey yapmış. İş insanını da yanına almış. Onun da desteklediği bir projeyle iyilik akımı başlatmışlar. Hep diyoruz ya, iyilik bulaşıcıdır diye. Robin Hood nasıl gidiyor, semt semt geziyor, paralar veriyor, bakkallardaki borçları kapatıyor. Bu YouTuber kardeşimiz de böyle bir şey bulmuş. İnşallah bunun devamı gelir diye. Ben de şöyle düşünüyorum. Yani aman yapılan iyilik gizlenir, aman gösterilmez diye bütün her tarafımızı kötülük sardı. Biraz da gösterelim. Aynen, yahu. Bunlar, İyi oluyor aynen. Yani. Biraz da iyilik sarsın böyle. Aman şov için olsun gerekirse. Evet. Hani o eleştiriler de geliyor bu tarz. Doğru. Gerekirse şov için olsun ama maksat iyilik olsun, kötülüklerden bir nebze de olsa arınalım.